Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 30 Aralık Perşembe. Kanal 3 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Afşet Afyonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçı. Uzatma dakikalarında biri penaltıdan iki gol bulan Fenerbahçe 2-0 kazanarak bir üst tura çıktı. Afyon ekibi Afşet Afyonspor güçlü rakibine karşı oynadığı futbol ve mücadelesiyle beğeni topladı. Rakip taraftarlar da yönetim istifa sloganları attırdı. Afyon ekibi Afşet Afyonspor tarihi bir maça Kadıköy'de imza attı. İkinci ligde mücadele eden mor beyazlı takım Ziraat Türkiye Kupası'nda güçlü rakibi Fenerbahçe ile son 16'ya kalmak için mücadele etti. Kadıköy'de Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanan maça Fenerbahçe ideal kadrosuna yakın bir ilk 11 ile elinde alın terimiz davamızı haklıydık kazandık pankartı ile sahaya çıktı. Afyonspor'sa ligde aldığı seri galibiyetlerin moraliyle Mithat Pala'dan eksik tam kadro sahada yer aldı. Fenerbahçe gibi futbolda kendine yer edinmiş bir takıma karşı can siparihane bir mücadele ortaya koyan Afyonspor oyuncuları ilk yarıda ve maçın normal süresinde kalesini gole kapattı. Ender gelişen ataklarla rakip kaleyi de yoklayan Afşet Afyonspor ilk yarıda korner atışından gole de çok yaklaştı. Bir top çizgiden çıkarıldı. Maçın uzatma dakikalarında elinde bulundurduğu güçlü oyuncuları oyuna süren sarı lacivertli takım Osö Samuel ile tehlikeli gelmeye başladı ve kazanılan penaltı vuruşuyla öne geçti. İkinci lig ekibi Afşet Afyonspor yediği golün ardından gardı düşünce kalesinde ikinci golü de gördü. Maçta başka golü olmayınca Fenerbahçe 2-0'la adını kupada 16 takım arasına yazdırdı. Maçta Afşet Afyonspor'un genç oyuncularının mücadelesi herkesin takdirini topladı. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında zirve yaptı. Maç içinde Fenerbahçe taraftarları yönetime hedef alan tezahüratlar yaptı, yönetimi istifaya davet etti. Dün gece Fenerbahçe ile Afşet Afyonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçını izleyenler arasında Afyonkarahisar protokolü de vardı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde dün gece Fenerbahçe ile Afşet Afyonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu maçını izleyenler arasında Afyonkarahisar protokolü de vardı. Mor beyazlı takımı hiçbir maçında yalnız bırakmayan Afyonkarahisar valisi Gökmen Çiçek'te Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunseven ve belediye başkanı Mehmet Zeybek, karşılaşma öncesi teknik heyet ve futbolculara başarılar dileğinde bulunarak moral verdiler. Maçı izleyenler arasında diğer protokol üyeleriyle birlikte ASO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey de vardı. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koçsa Afyonkarahisar protokolü ve kulüp yöneticileriyle yakından ilgilendi. İstanbul deplasmanında Fenerbahçe'ye karşı büyük bir mücadele ortaya koyan ve rakibine uzatma dakikalarında yediği gollerle mağlup olan Afşet Afyonspor'un sergilediği futbol protokol üyelerinden de tam not aldı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in minik konukları vardı. Maver Kemal Arsoy Ortaokulu idareci ve öğrencilerinden oluşan heyet, Başkan Zeybey'i makamında ziyaret etti. 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylardan haberdar olunca ilk tepkiniz ne oldu? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, minik misafirlerini makamında ağırladı. Ziyarete Maver Kemal Arsoy Ortaokulu Müdürü Nuri Altaş, Müdür Yardımcısı Şükrü Balpınar, 3A Sınıf Öğretmeni Şirvan Öztürk, öğrencilerden Irmak Ay, Duru Ünal, Hacer Şeyma Dönmez ve Selahattin Çalışır katıldı. Ülkemizin bağımsızlığı için her türlü şeyi yapalım, bol bol kitap okuyalım. Öğrenciler, okul dergisi için 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin zaferinin 5. yılı dolayısıyla görüşlerini almak üzere Başkan Zeybek'le röportaj yaptı. Günlerimizin yaşamlarından sizi en çok duygulandıran ve etkileyen hangisi olmuştur? Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Zeybek, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimini ilk haber alanlardan birisi olduğunu söyledi. Başkan Mehmet Zeybek, öğrencilerin sorularını şu sözlerle yanıtladı. Sizce 15 Temmuz gecesi ülkemizde ne yapılmak istedi? Ülkemizde bir darbe yapmaya kalkıştılar ama başarılı olamadılar. Şayet başarılı olsalardı ülkemiz paramparça olacaktı. Bu ülkenin vatansever insanları ve başımızdaki Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında durarak ülkemize sahip çıktılar. Halkımız bu sefer de tüm dünyaya iz patlamıştır. Artık Türkiye'nin üzerinde hiçbir ülkenin bir oyun kuramayacağını, ülkenin bağımsızlığı yönünde bu ülkede bir daha ihtilalin yapılamayacağını
halkımız gözler önüne serildi. Ziyaretten büyük memnuniyet duyan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek onlara çeşitli hediyeler verdi. Öğrencilerimizin yaşamlarından sizi en çok duygulandıran ve etkileyen hangisi olmuştur? İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, 2021 yılının son haftalık basın toplantısını yıllık değerlendirme yaparak tamamladı. Mısırlıoğlu iktidarı ekonomik gelişmeler ve pandemi üzerinden eleştirdi. 2022 yılının hayırlara vesile olmasını huzurlarınızda temenni ediyorum. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, toplantıya Avşet Afyonspor'un dün oynadığı kupa maçında Fenerbahçe'ye karşı mücadelesine övgülerle başladı. Dün akşam Fenerbahçe futbol takımı karşısında oynadığı başarılı futbol ile bizleri gururlandıran Afşet Afyonspor'umuzu başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere başarıda emeği olan herkesi kutluyor. Ligde şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. İl Başkanı Mısırlıoğlu daha sonra pandeminin 2021 yılında da etkili olduğunu, aşı konusundaki yetersizlik yüzünden kayıplar yaşandığını anlattı. 2021 yılı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük sıkıntılara neden oldu. Maalesef ülkemizde yeterli aşılanmanın yapılmaması sonucu pek çok vatandaşımızı bu pandemi illeti yüzünden kaybettik. Ekonomik gelişmelerin 2021 yılında vatandaşı zorladığını belirten İl Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye sert sözler söyledi. 3 ay önce 8 lira olan dolar kurunun 18 liraya çıkmasında hiçbir sorumluluğu üstlenmeyen, hatta utanmayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Yüzleri bile kızarmıyor. Çıkaran başkaları, düşüren Sayın Cumhurbaşkanı'yla o banker bilo rolündeki Şener Şen edalarıyla başımıza musallat etmiş olduğu Hazine Bakanı. Gözlerime bakın, ne görüyorsunuz? Senin gözlerinde her türlü şeytanlığı görüyoruz. Türk milletine kumpas kurdunuz. Millete gergel yaptınız. Hükümet, devlet vatandaşına kumpas kurmaz. Mısırlıoğlu açıklamalarını Afyonkarahisar Belediyesi'nin yolcu garantili teleferik ihalesine değinerek sonlandırdı. Biz teleferiğe karşı değiliz. İlimizin tarihi ve kültürel tanıtımına katkı sağlayacak her türlü yatırımı destekleriz. Ancak garantili olmasına karşıyız. Yapılan güzel işleri de her zaman takdir etmişizdir. Basın toplantısının ardından kadın kolları tarafından getirilen yeni yıl pastası kesildi. İl Başkanı Mısırlıoğlu yeni yıl için dileklerini aktardı. İyilik güneşinin Türkiye'nin üzerine her tarafına, haritamızın her noktasını aydınlatacak şekilde doğması dileklerimizle sağlıklı, huzurlu, mutlu ve refah bir Türkiye'yi inşa etmek için güçlendirilmiş ve genişletilmiş parlamenter sisteme ülkemizi kavuşturmak için 2022 yılının hayırlara vesile olmasını huzurlarınıza temenni ediyorum. Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, gazileri ziyaret ederek istek ve taleplerini dinledi. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, ilçedeki ziyaretlerine devam ediyor. Kaymakam Düzgün, son olarak gazileri ziyaret etti. Kaymakam Lokman Düzgün'e ziyareti esnasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Ahmet Imış da eşlik etti. Kaymakam Düzgün, Gazi Ahmet Karakuş, Hasan Çelik ve Nuri Tosun'u evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Daha sonra gazilerle gündemle ilgili fikir alışverişinde bulunan Düzgün, istek ve taleplerini dinledi. Ziyaret, günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Afyonkarahisar'da yerel bir market zinciri, dövizin düşmesiyle birlikte birçok temel gıda maddesinde indirime gitti. Market yetkilileri alış fiyatına bakmadan gerekirse zarar edecek. Afyonkarahisar kent genelinde 28 şubesi bulunan yerel bir market zinciri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövize yaptığı müdahalenin ardından birçok üründe indirime gitti. Hiçbir zaman hiçbir ürüne satış sınırlaması da getirmeyen yerel market zinciri, şimdi de bazı ürünlerde geliş fiyatının da altında satış yapıyor.
beyaz pratikler. Market zinciri yetkilisi Mehmet Siper, birçok ürünün fiyatlarını tekrar gözden geçirerek indirime gittiklerini aktardı. Ülkemizde maalesef ekonomik saldırı içerisindeydik. Maalesef fiyatlar sürekli artış göstermekteydi. Son zamanlarda sağ olsun Cumhurbaşkanımızın dövize yaptığı müdahaleden dolayı, dövizdeki geri gelmeden dolayı fiyat döviz çok şükür belli bir orana gelmiş bulunmakta. Bundan dolayı devletimizin ve milletimizin indirimlerle ilgili bir takım beklentileri vardı. Biz de buna cevap vermek için bizler de maliyetlerimize tekrar gözden geçirerek buna maliyetlerimize bakmadan da indirimler yapmaya başladık. Devletimizin bu konuda beklentileri vardı. Biz de Afyonlu olarak buna hemen akıbetinde cevap verdik. Şu anda çeşitli ürünlerde indirimlere gittik. Yerel Market Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Gürakarsa %25'e kadar indirim yaptıklarını belirterek bazı ürünlerde zararına satış yaptıklarını ifade etti. Afyon'da Cumhurbaşkanımızın da başlattığı kampanya ile birlikte bütün ürünlerde daha önceden de biz her zaman kampanya yapmışız. Dövizin düşmesiyle birlikte çok üründe %10'undan 20-25'e yakın indirimlerini yaptık. Biraz da zarar ederekten şu an ürünleri marketlerimizde destek olması amacından milletimize bir Afyonlu sevdalısı olaraktan fiyatlarımızı indirdik. Marketlerde de gidildiğinde görülecekti. Elimizden gelen her türlü gayreti devletimiz için, Afyonumuz için yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz. Afyonkarahisar'da bir ticari araç park yerinden çıktığı esnada yanından geçen elektrikli bisiklete çarptı. Kazada maalesef yaşlı bir kadın yaralandı. Ticari araç elektrikli bisiklete çarptı. Kaza sonrası yaşlı kadının acı içinde kıvrandığını gören esnaf sürücüye tepki gösterdi. Kaza, Afyonkarahisar kent merkezi Burmalı Mahallesi park yokuşunda meydana geldi. Park halindeki ticari araç park yerinden yola çıktığı esnada yanından geçen elektrikli bisikleti görmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikleti kullanan yaşlı adam ve yolcu olarak bulunan yaşlı kadın yere yığıldı. Acı içerisinde kıvranan kadına çevredeki esnaflar yardımcı olarak düştüğü yerden kaldırdı. Bazı esnaf kadına çarpan ticari aracın sürücüsüne "Sen çarpmadın mı? Neden ambulansı aramıyorsun? Arasana" diyerek tepki gösterdiler. Yaşlı kadın olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yurt genelinde Türk Ovak aşısı uygulanmaya başlandı. Randevu alarak aşı olmaya gelen vatandaşlar Türk Ovak'a yoğun ilgi gösterdi. Türk Ovak'tan Türk Ovak aşısına yoğun ilgi. Geçtiğimiz günlerde yerli ve milli Türk Ovak aşısının acil kullanım onayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Dünse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu üyeleriyle birlikte hatırlatma dozlarında Türk Ovak aşısını tercih etti. Arkadaşlar, iyi günler. Size de çok sağ olun. Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla bugün itibariyle randevu alan vatandaşlara şehir hastanelerinde Türk Ovak uygulanmaya başlandı. Günün erken saatlerinden itibaren e-nabız üzerinden randevusunu alarak hastanelere giden vatandaşlar Türk Ovak aşısı için yoğunluk oluşturdu. 4. aşımı bekliyordum. Daha önce çıktı bize ama biz yaptırmadık. Türk Ovak'ı bekledik. İnşallah hayırlısı olsun. Yerli aşımız. İlk gününden gelip yaptırdık aşımızı. Kendi yerli aşımız olduğu için gurur duydum. Diğer aşılar olmak istemedim. Türk aşısını bekledim. İnaktif aşı olmasını da biraz daha tercihim oldu. Bu şekilde önümüzdeki günlerde göreceğiz. İnşallah bir yan etkisi olmaz.
Türk malı olduğu için çok mutluyum yani. Yabancıya bağlı olmayalım. Herkese tavsiye ederim. Yani olmayanlara da tavsiye ederim. Bak biz 4. doz olduk. Genelde bu benim duyuşum. Hiç aşı olmayanlara da dolaşıyor Covid. 3 tane Çin aşısı oldum. Bir tane de Türk aşısı olacağım. Tavsiye ederim herkes olsun. Bu hastalık bir an önce bitsin. Neden Türk'e bak? Türklere güvendiğim için daha çok. Önceden Türk aşısı çıksaydı hepsinin Türk aşısı vururdu. Çok memnunum yani. En azından kendi aşımız yani. Kendi milli şeyimiz yani. Gurur verici bir şey yani. Sonuna kadar güveniyorum aşımıza. Yerli, milli. Bildiğim kadarıyla. Yapmışsa Türkiye'miz yapmıştır. Milli aşı olduğu için güveniyorum yani sonuna kadar. Gerekirse 4. dozu da vurulacaksa vururuz yani. Hayırlı işler, iyi günler. Size de çok sağ olun. Isparta'da son günlerde artan COVID-19 vakalarını değerlendiren vatandaşlar maske takılmamasından şikayet ettiler. Vaka sayısının arttığı Isparta'da vatandaşların maske tepkisi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 11-17 Aralık tarihleri arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilden biri Isparta oldu. Öte yandan şehirde 2 kişi de omikron varyantının görüldüğü bildirildi. Son günlerde yaşanan vaka artışları ile ilgili konuşan vatandaşlar maske takmayanlara tepki gösterdi. Vatandaş olarak şunu söyleyebilirim, aldığımız tedbirler yetersiz. Herkes maskelerini şeyde taşıyor yani çenesinin altında. Bunu söyleyebilirim. Daha tedbirleri artırmalıyız yani. Ispartalı olarak bunları istiyoruz. Denetlemeler çok zayıfladı. Ondan sonra İş yerleri keza yine aynı şekilde maske mesafeye halk olarak fazla şey ciddiye alınmaz oldu. Yani yasakların kalkması sanki hastalığın bittiği gibi alıntılar olmaya başladı. Yaygınlık bundan dolayı yani. Yani biraz daha tedbiri elden bırakmamak lazım. Bu iş bitmiş değil. Yaşlılar bizim gibi yaşlılar alıyor. Yalnız gençler almıyor. Biraz daha üniversite, okul, talebeler falan hiç almıyor. Çoğu insanların gerekli önemini almadığını düşünüyorum. Çünkü çoğu insanlar sokakta maskesiz dolaştıklarını görüyoruz. Maskesiz dolaştığı sürece insanlardaki virüsün başka insanlara yayılması daha çabuk oluyor. O yüzden lütfen maskemizi takalım. Bu habere dikkat diyoruz. Dün ekranlarınıza getirmiştik Aydın'da 3 yaşındaki çocuk. Arabanın kapısını açarak babasının kullandığı otomobilin altında kalmıştı. Araç bakım servisi işletmecisi Onur Aydın tam da bu konuyla alakalı bilgiler verdi. Detaylar haberimizde. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 22 Aralık çarşamba günü meydana gelen kazada seyir halindeki otomobilin kapısı bilinmeyen bir nedenle açılarak 3 yaşındaki çocuk babasının kullandığı otomobilin altında kaldı. 9. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuk hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından otomobillerdeki çocuk kilidinin önemi bir kez daha gündeme geldi. Çocuk kilidinin hayati önem taşıdığını ifade eden uzmanlar, araçta bulunan her yaşlı insanın başta emniyet kemerini bağlaması, yaşı küçük çocuklar içinse özel koltukların kullanılması ve çocuk kilidinin devreye alınması gerektiğini belirtti. Aydın'da oto araç bakım işletmecisi Onur Aydın, çocuk sahibi olan araç sahiplerinin diğerlerine göre 2 kat daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyardı. Çocuklarımız 7 yaşına kadar oto koltuğu kullanmak zorunludur. Kanunen de ve sağlık olarak da bunu kullanmak zorundalar. Ve kemerini de muhakkak takmalıyız ki böyle üzücü konular başımıza gelmesin. Yani bir kez ön koltuğu kesinlikle zaten oturtmamalı. Hani arka koltuğu oturtarak yani... Buraya zaten Isofix uyumlu bebek koltukları var, çocuk koltukları. Onları kullanmalı kesinlikle. Emniyet kemerlerini takmalı ve en önemlisi de içten açılmaması için
çocuk kilidi. Bu en önemli faktör. Bunu kesinlikle dikkat etmeli. Yani 3-5 saniyelik hareket gerçekten çocuklarımızın ve kendimizin can güvenliğini ortaya koyuyor. Kütahya merkezde 3 ilde düzenlenen şafak operasyonunda 17 zanlı gözaltına alınırken bahis tutarının 47 milyon lira olduğu bildirildi. Ekipler göz açtırmadı. Düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri örgütlü olarak yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yasa dışı bahisten gözaltı kararı var. Yapılan çalışma sonucunda kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip sonucunda Kütahya, Eskişehir ve İstanbul'daki adreslerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken 3 kişinin ise çeşitli suçlardan cezaevinde olduğu öğrenildi. Operasyonlarda ayrıca çok sayıda dijital doküman ve bilgisayar ele geçirildi. Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri ve yüksek miktarlarda haksız kazanç sağladıkları öğrenildi. Aydın Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütü oluşturup uyuşturucu ticareti, darp ve tehdit gibi suçları işlediği öne sürülen şüphelilerin yakalanması için Aydın merkezli, İzmir ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün elebaşının da aralarında olduğu 13 şüpheli yakalandı. Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 80 gram metamfetamin, 5 kilogram kubar esrar, 65 sentetik hap, uyuşturucu içimine yarayan 9 aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile mermiler ele geçirildi. Şüpheliler ifade işlemleri için karakola götürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan kanuna aykırı avcılık üzerine denetim yaptı. Ayrıca hayvanların yaşam alanlarına yem bıraktı. Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ekipleri, Burdur sınırları içerisinde kara avcılığı kanunları kapsamında drone'la havadan, ayrıca karadan denetimler yaptı. Denetimler kapsamında olumsuz bir vakayla karşılaşılmadığı belirtildi. Ekipler aynı zamanda özellikle yaban keçilerinin yaşam alanlarına yem bıraktı. Yaban keçilerinin bırakılan yemleri yemesi de fotokapanlara yansıdı. Aydın'da yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı işletmelere denetimler sıklaştırıldı. Denetimlerde işletmelerin hijyen, paketleme ve çalışma kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı. 5. ayın 2022'sinde sizlerden bu kutularda son tüketim tarihi beyanı olduğu sürece size her zaman... Yeni yıl öncesi denetimler sıklaştırıldı. Görüntüler Aydın'ın Kuşadası ilçesinden. Temas edeceği ekipmanı, tepsisi mevcuttur.
Ekipler tarafından gıda güvenliği ve kalitesinin kontrolüne dair yönetmelik kapsamında yapılan denetimlerde otel, fırın, pastane, şarküteri, market, manav ve kasapların, mutfak, imalathane ve satış bölümlerinin hijyen kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca ürünlerin bandrolleri, hazır gıdaların son tüketim tarihleriyle şarküteri ürünlerinin paketlenme şekillerine bakıldı. 5. ayın 2022'sinde sizden ricam bu kutularda son tüketim tarihi. Mevzuata aykırı olarak ürün satışı yapan işletme sahipleri uyarıldı. Temas edeceği ekipmanı, tepsisi mevcuttur. Bilecik'te bir evde çıkan yangında eşini alevlerden kurtaran yaşlı adam yanarak can verdi. Yaşlı adamın cansız bedenine 6 saat sonra ulaşıldı. Eşini alevlerden kurtardı, kendi ise yanarak can verdi. Olayın adresi Bilecik. İki katlı evde oturan Hatice Şevket Akkaya çifti sabah saatlerinde mutfaktan gelen ses üzerine uyandılar. Evin alevler içinde kaldığını gören 64 yaşındaki Şevket Akkaya, eşini komşularının yardımıyla kurtarırken kendi alevlerin arasından çıkamadı. Yaralı kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise uzun uğraşlar sonrası yangını söndürdü. Öte yandan ekipler talihsiz adamın cansız bedenine 6 saat sonrası ulaştı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Denizli'de mezarlığa giderek yüksek bir ağaca bağladığı iple kendini asan şahıs bakın ölümden nasıl kıl payı kurtuldu. İpten alıp kalp masajıyla hayata tutundurdular. Mezarlıktaki ağaca kendini iple asan şahıs güvenlikçinin dikkati sayesinde hayata döndürüldü. Olayın adresi Denizli'nin Merkez Efendi ilçesi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen 37 yaşındaki şahıs, mezarlığa giderek yüksek bir ağaca bağladığı ipi boynuna geçirerek kendisini boşluğa bıraktı. Bu esnada mezarlıkta devriye atan güvenlikçi Yasin Tatık, şahsın ağaçta intihara teşebbüs ettiğini görerek hızlıca olay yerine koştu. Ayaklarından yakaladığı adamı havaya kaldırarak nefes almasını sağlayan güvenlikçi ardından bağırıp yardım istedi. Yaklaşık 5 dakika boyunca devam eden yardım çığlıklarını o esnada yoldan geçen bir minibüs şoförüyle bölgede yaşayan Abdülkadir Uludağ duydu. Bir bağırtı çöktü, biz koştuk. Benim evde zaten karşıda. Adam kendini astıydı bu arkadaş. İndirdik, ipini kestik. İpini kestikten sonra ambulansı 112'yi aradım. Geldi, polis arkadaşlar geldi. Olay yeri inceleme geldi. Ama şu anda durumunu bilmiyorum ama herhalde kalp masajı falan yaptık. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, güvenlikçinin kalp masajı yaparak hayata geri döndürdüğü adamı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışmalarını gerçekleştirirken şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Manisa'da seyir halindeki halk otobüsü yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 75 yaşındaki adama çarptı. Kazada talihsiz yaya yaralandı. Seyir halindeki halk otobüsü yayaya çarptı. Talihsiz yaya yaralandı. Kazanın adresi Manisa'nın Şehzadeler ilçesi. Caddede seyir halinde olan özel halk otobüsü yaya geçidi üzerinden karşıya geçmeye çalışan adama çarptı. Adam yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yayaya ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralı vatandaş daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Manisa'dan bir kaza haberi daha. Seyir halindeyken kontrolden çıkan araç yol kenarındaki bir iş yerinin kaldırımına çarptı. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan bir kişi ağır yaralandı. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaldırıma çarparak durabildi. Kazanın adresi Manisa'nın Kula ilçesi. İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu kontrolden çıkıp yolda savrularak yol kenarındaki bir iş yerinin kaldırımlarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç içerisine sıkışarak ağır yaralanan yolcu, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyeti kaybedilmesi sonucu devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza Eskişehir-Ankara Karayolu otogar yakınlarında meydana geldi. Kamyonet, sürücüsü Cemal Göktekin'in direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu devrildi. Yan yatan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrası trafiğe kapanan Eskişehir-Ankara karayolunda 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Devrilen kamyonetin kaldırılmasıyla karayolunda trafik tekrar normale döndü. Manisa'ya gidiyoruz şimdi de. Çarkları yaklaşık 200 yıldır dönen su değirmeni adeta yıllara meydan okuyor. Tarihi değirmene ilgi ise oldukça yoğun. Çarkları yaklaşık 200 yıldır dönen su değirmeni, tahılını öğütmek isteyen çok sayıda kişiyi kendisine çekiyor. Görüntüler Manisa'nın Demirci ilçesinden. Değirmeni işleten 63 yaşındaki Mustafa Yetiş, dedesinin devraldığı değirmeni 3 kuşaktır işlettiklerini söyledi. Biz bu su değirmeni 1969'da aldık. Babam çalıştırıyordu. Babamın yanına gelirken, giderken onun yanında öğrendim ben bu değirmeni. Ondan beri devam ediyoruz yani. Yetiş, su değirmeni işletmenin bazı zorlayanları olduğunu aktardı. Özellikleri Yaz geldi mi yazın çalışmaz. Kışın 4-5 ay çalışır, ondan sonra yazın çalışmaz. Derede su olmadığından çalışmaz. Yani kışın çalışır yani. Her köyden gelirler, yakın köylüler falan hep gelirler buraya tahıl ütmek için. Çünkü bu su değirmenin unu çok kıymetli, güzeldir yani. Ceyranlı değirmeninden, unundan güzeldir yani. Mahalle muhtarı Halil Yetiş'te tahıl yoğunluğu oluştuğu zaman değirmeni işleten amcasına yardım ettiklerini söyledi. Bu değirmen su değirmeni eskiye nazaran çok rağbet olmaya başladı. Bu tabii un değerli olduğu için
kepeğe un yaptığı için her türlü hastalığa da şifa olduğunu biliyoruz biz. Bu rahmetli dedemden kalmış bize. İşte amcam ilgileniyor bu işle. Ama biz de ona yardım için bazı zaman geliyoruz yani. Pandemi gölgesinde 2021'e giren Afyonkarahisar birçok faaliyete ev sahipliği yaparak adından söz ettirmeyi başardı. Afyonkarahisar 2021 panoramasında Kasım ayında neler yaşandı, detaylar haberimizde. Afyon Kocatepe Üniversitesi 2022 yılı akademik açılışı Kasım ayında yapıldı. Törende bilim ve sanata destek veren kurum ödüllerinden biri ATSO'ya, üniversitenin gelişmesine, etkinliklerine tarafsız bir bakış açısıyla katkı sunan basın kuruluşları ödüllerinden birisi de Kanal 3'e verildi. Her iki ödülü de AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Sertesere takdim etti. Afyonkarahisar Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısında 2022 yılı belediye gider bütçesi 650 milyon lira olarak belirlendi. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Dünyaca ünlü Afyonkarahisar mermerinin bu yılın 10. ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %25.6 artışla 206 milyon 119 bin dolar olarak gerçekleşti. Mersin'de askeri görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çayın İnli Köyü nüfusuna kayıtlı Havaer Önder Örengöl, Paşa Camii'de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Dur, dur. Cenaze bırak. Bazı bölgelerde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Afyonkarahisar'ın kültürel güzelliklerine hayran kaldı. Afyonkarahisar'da 22'si çocuk, 99 yabancı uyruklu vatandaşı balık istifi şeklinde kaçak olarak taşıyan 4 araç polis ekiplerince yakalandı. Yabancı uyruklu vatandaşları taşıyan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çıkrık beldesinde kayınpeder eski dünürlerinin bulunduğu otomobile kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olmaktan kaçamayan 4 aile üyesi yaşamını yitirerek toprağa verildi. Ağır yaralanan damatsa hastanede günler sonra yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar'ın yetiştirdiği suyun mimarı olarak bilinen ve yaptığı başarılı çalışmalarla siyasete farklı bir ses getiren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun isminin verildiği Türkiye'nin en büyük ikinci barajı olan Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve hidroelektrik santrali açılışı Mardin'de gerçekleştirildi. Atatürk Barajı'ndan sonraki en büyük ikinci gövde hacimli bu barajımız, baraj tipi bakımından da dünyada İlk sırada yer almaktadır. AKÜ Veteriner Fakültesi tarafından 2021-2022 akademik yılı beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Ulu önderimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'da anma programları düzenlendi. 9'u 5 geçe hayat durdu. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin AK Partili Çay üyesi Abdülkadir Cantürk vefat etti. Cantürk'ün cenazesi Çay Merkez Camii'de kılınan namazın ardından Pınarkaya Köyü'nde defnedildi. Ormanlarımıza sahip çıkalım, ormanlarımızı koruyalım, ormanlarımızı yakmayalım. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Afyonkarahisar'da 8 noktaya 15 bin fidan dikimi gerçekleştirildi. Ay.
Antalya'da kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü silahla öldürüp yaklaşık 2 kilogram altının alarak kaçan kar maskeli şüpheli Afyonkarahisar'da polisin çalışmasıyla yakalandı. Kanal 3 ekranlarında ilk kez özel bir yayın gerçekleştirildi. Afşet Afyon Spor Birlik Gecesi adı altında Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey'in moderatörlüğünde yapılan programda Mor Beyazlı takıma yaklaşık 3 milyon TL'lik bağış toplandı. Bolvadin'de kendisinden haber alınamayan bir kişinin sahte alkol kullanma sonucu evinde ölü olarak bulunmasının ardından ilçede 2 kişinin daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'la CHP'li vekillerden oluşan CHP Ekonomi Masası heyeti Afyonkarahisar'da iş insanları ve STK temsilcileriyle ATSO'da bir araya geldi. Maalesef ülkenin temel kurumlarını çok büyük bir süratle yıpratıyor. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin bir ay boyunca süren Kasım ayı toplantıları 20. bileşimiyle sona erdi. Toplantıda meclis 2022 yılı bütçesini 215 milyon TL olarak onayladı. Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümünde Yunus Emre ve Türkçe Yılı paneli Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlendi. Bizi onurlandırdılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Özel Kalem Müdürü Ali Osman Akalın'ın babası, emekli öğretmen Sezai Akalın'ın Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki cenaze törenine katıldı. Kayseri'de vefat eden 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi emekli hava subay Hüseyin Avşar'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi. Rabbim cümlemize razı olacağı bir hayatı yaşayabilmeyi nasip eylesin. Yıkılmadan yürümeyi, gözlerimde ışık, yüreğimde ateş. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmenlik ünvanının verildiği gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü Afyonkarahisar'da tören ve etkinliklerle kutlandı. Kim vatandaşa daha sempatik geliyor? Vatandaş kimi seviyor onu yoklamak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, Afyonkarahisar'a gelerek ziyaretlerde bulundu. Özaseki, Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey'in moderatörlüğünü yaptığı Dobra Dobra'ya konuk oldu. Şehirlerin geleceği oradaki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Evet. Çok net bir şey. Foto kapanlara yansıyan hayvanların birbirinden ilginç görüntüleri ilgiyle izlendi. Türkiye Halciler Federasyonu'nun 7. Genel Kurul Toplantısı Kasım ayı sonunda Ankara Ticaret Odası'nda yapıldı. Afyonkarahisar Yaş Sebze ve Meyve Hali Başkanı Ali İhsan Çiloğlu, Türk Hal Federasyonu Başkan Yardımcısı oldu. Bizi de bu göreve layık gördüler. Layık gören yani meslektaşlarımızdan, kardeşlerimizden, Afyonlu hal esnafından çok çok teşekkür ederim. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Sırada spor haberlerimiz var. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Afyon Spor'u tebrik ediyorum. Cem Hoca ile beraber iyi bir çıkış yakalamışlardı. Son 8 maçın 7'sini kazanıp birinde berabere kalmışlardı. Zira Türkiye Kupası 5. tur eleme maçında Afşet Afyonspor 37 yıl sonra deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten maçı uzatma dakikalarında biri penaltıdan iki gol bulan Sarı Lacivertliler 2-0 kazanarak bir üst tura çıktı.
Sahada güçlü rakibi Fenerbahçe'ye karşı 90 dakika direnen Avşet Afyonspor'da teknik direktör Cem Kavçak takımının mücadelesinden ve oynadığı futboldan memnun olduğunu söyledi. Maçtan önce de konuştuğum gibi zevk veren, göze hoş gelen bir futbol oynamak istiyorduk açıkçası. Sahada da oynadığımız oyun da bu yöndeydi. Biraz önde basarak Fenerbahçe'nin zaaflarından faydalanmak istiyorduk. Tabii kalite olarak iyi oyunculardan kurulu bir kadro. Girdiğimiz pozisyonlar var. Değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. Buradaki tabii Fenerbahçe'nin buranlı durumu bizi daha çok ümitlendiriyordu. Ki tribünler her dakika geçtiğinde biraz daha takıma tepki koyacağını biliyorduk. Ve oyunun sonuna doğru bunlar da oldu ama maalesef yediğimiz penaltı ve arkasından bir golle 2-0 mağlup olduk. Takımımızdan memnunuz. Oynadığı oyundan, verdiği mücadeleden. Kupada veda ettik. Bundan sonra da lige bakacağız inşallah. Şimdi 4 gün izin verdik takımımıza. Pazartesi günü ayın 4'ünde Antalya'da kampta hazırlıklara başlayacağız ikinci yarın inşallah. Maç sonunda konuşan Fenerbahçe teknik sorumlusu Zeki Murat Göle ise Afyonspor ve Cem Kavçak'ı tebrik etti. Öncelikle Afyonspor'u tebrik ediyorum. Cem Hoca ile beraber iyi bir çıkış yakalamışlardı. Son 8 maçın 7'sini kazanıp birinde berabere kalmışlardı. Bugün de onu sahaya, o performansı sahaya yansıttılar. Sonuna kadar mücadele ettiler. Onların mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Böyle maçlarda konsantrasyon eksiği yaşanıyor. Bunu daha önce de yaşadık. Ki lig aşağıdaki bir takıma oynarken daha konsantre olmanız gerekiyor Fenerbahçe olsanız da. Bunun zararlarını sahada gördük bugün. Pozisyonu da verdik. Bir iki tanesi de tehlikeliydi. Gol olabilecek pozisyonlardı. Yine sonuçlandırma ve üretkenlikte problemler yaşıyoruz. Bunu bir an önce çözmemiz gerekiyor. Uzatmalarda da rakip tabii yoruldu. Çok fazla mücadele ettiler. Kramplar da vardı. Rakibinde iki gol bulduk. Turu atlamasını bildik. Bu anlamda da sevinçliyiz. İnegöl Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında oynanması gereken ancak Darüşşafaka takımındaki bazı oyuncularda test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle ertelenen karşılaşmada HDI Sigorta Afyon Belediyespor rakibine 115-64 mağlup oldu. Profesör Doktor Veysel Eroğlu spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyuna üstünlüğünü koyan konuk takım Darüşşafaka birinci periyodu 35-19 önde kapattıktan sonra devre arasında soyunma odasına 62-35 galip girdi. Darüşşafaka'nın rahat bir oyun sergilediği karşılaşmanın 3. çeyreği de konuk takımın 93-41 üstünlüğüyle sona erdi. Genç oyunculardan kurulu kadrosuyla rakibi karşısında etkili olamayan HDI Sigorta Afyon Belediyespor erteleme maçından 115-64 mağlup ayrıldı. Darüşşafaka'da İsaiya Pinheiro 24 sayıyla oynarken HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da ise Bilgehan Diril 30 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayal, 2024 Paris Yaz Olimpiyatlarında altın madalya kazanarak güreş kariyerini tamamlamak istediğini söyledi. Allah nasip ederse de olimpiyat altınıyla bu işi bitirmek en büyük hayalim. Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı ödül töreninde üstün hizmet ödülüne layık görülen milli güreşçi Rıza Kayal, ödülü Rektör Profesör Doktor Ahmet Karadağ tarafından verildi. Kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür eden milli güreşçi Kayalp şunları söyledi. Gerçekten ülkemize büyük hizmetlerde bulunuyoruz. Yeteneğimizi en iyi şekilde ülkemizin başarısı için kullanıyoruz. Ve bunun yanı sıra da bir sürü madalyalar ülkemize getirerek bayrağımızı göndere çektiriyoruz. Çok gurur verici bir şey benim için. Tabii ki her zaman şunu da söyledim. Bu işi bırakana kadar zirvede kalmak, başarı kazanmak ve böylesine hani yılın sporcusu olarak beni seçtiği için böylesine ödüllerin verilmesi de bizi bunun yanında mutlu ediyor, gururlandırıyor. İyi bir şey yaptığımızın farkına varıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı başarılara devam edeceğiz. 2024 Paris Yaz Olimpiyatlarında altın madalya kazanarak güreş kariyerini tamamlamak istediğini de belirtti Kayal. Olimpiyat altınıyla bu işi bitirmek en büyük hayalim. Her zaman şunu diyorum, olimpiyat hayaliyle başladığım bu yolu inşallah olimpiyat madalyasıyla sonlandırırım şeklinde konuştu. Yoğun ve zorlayıcı bir süreç olacak benim için çünkü
hani yaşımız da belli bir şeye geldi. Belli bir yaşa geldi. O yüzden daha böyle bir dikkatli çalışmam, gücümü korumam, yeteneklerimi korumam gerekiyor. Ona yönelik çalışma yapmak istiyorum. Artık 2024 benim son hedefim. Zaten güreşi bırakma yaşına da gelmiş olacağız. Hep şunu diyorum, bir olimpiyat hayaliyle başladım bu yolda. İnşallah olimpiyat şampiyonu olarak da sonlandırırım diye ümit ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Sporu Yönlendirme Programı Manisa'da başladı. Koş 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 koş! Salgın nedeniyle ertelenen program kapsamında ilkokul 3, 4 ve 5. sınıftaki 70 bin öğrencinin test ve ölçümleri gerçekleştiriliyor. Abi 79'a 147. Çalışmalar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde uzman antrenörler tarafından yapılıyor. Betül, Ayşe, Nil. Öğrencilere boy kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi yapılırken tarama sonucunda yetenekli çocuklar spora yönlendirilecek. Taramaların 18 Haziran 2022 tarihine kadar devam edeceği öğrenildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yapılan programla öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda en doğru şekilde spor branşlarına yönlendirilmesini sağlanacağını söyledi. Aferin. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.